Merhaba çocuklar, ben Ceylan Saner. Bugün size Karlar Kraliçesi adlı masalı okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer berber iken, pireler teller iken. Çok eski zamanlarda, uzak diyarlarda, büyük bir kentte iki küçük çocuk yaşarmış. Çok iyi arkadaş olan bu çocuklar birbirlerini kardeş gibi severlermiş. Erkeğin adı Kay, kızın adı Gerda'ymış. Birbirleriyle oynar, hiç ayrılmazlarmış. Gerda'nın büyük annesi birçok masal bilir ve her gün bu masallardan birini çocuklara anlatırmış. Bir gün Kay ve Gerda oynarken büyük anne onları yanına çağırıp, "Çocuklar gelin, bugün size yeni bir masal anlatacağım." demiş. Çocuklar büyük annenin yanına koşup masalı dinlemeye başlamışlar. Büyük anne, çocuklara kışın her tarafı kaplayan, bembeyaz örtüsüyle ünlü Karlar Kraliçesi'nin masalını anlatmış. Çocuklar büyük annenin anlattığı masalı dinlemişler, sonra da yatıp uyumuşlar. Ertesi gün uyandıklarında bütün her yerin bembeyaz karlarla kaplı olduğunu görmüşler. Akıllarına bir gün önce dinledikleri Karlar Kraliçesi masalı gelmiş. Tıpkı o masaldaki gibi her yer karla kaplıymış. Bütün çocuklar sokaklara çıkıp kızaklarla kaymaya başlamışlar. O sırada bir sürü beyaz geyiğin çektiği kocaman bir kızağın geçtiğini görmüşler. Çocuklar hemen bu büyük kızağın arkasına takılmışlar. Biraz kızağın arkasında kaydıktan sonra hemen hemen hepsi kızağı bırakıp evlerine dönmüşler. İçlerinden sadece Kay kızağı bırakmamış. Kentten uzaklaşmış olduğunu farkına varmamış. Bir müddet sonra kızak kendiliğinden durmuş. Bembeyaz perileriniyle kızaktan Karlar Kraliçesi'ymiş. Kay, Karlar Kraliçesi'nin büyük annesinin masalında dinlediği kraliçe olduğunu hemen anlamış. Karlar Kraliçesi Kay'a, "Çok üşümüşsün, gel yanıma otur, pelinirimi sar kendine." demiş. Kay gerçekten de çok üşüdüğü için bu teklife hayır diyememiş. Karlar Kraliçesi'nin yanına oturmuş, onun verdiği pelerine sarılmış. Üşümesi geçiverince de uykuya dalmış. Karlar Kraliçesi de yanında uyuyakalan Kay'ı alıp şatosuna götürmüş. Onu da yakaladığı diğer çocuklar gibi şatosuna götürüp buzla kaplamış. Kay bu şekilde buzdan bir heykelcik gibi gözüküyormuş. Zavallı, hiçbir şeyin farkında değilmiş. Kay'dan uzun süre haber alamayan ve onu çok merak eden Gerda, arkadaşını aramaya başlamış. Karlarla kaplı ormana doğru yola çıkmış. Kay'ı ararken küçük bir kulübe görmüş. Kulübeye yaklaşınca kapıyı yaşlı bir kadın açmış. Bu kadın yaptığı iyiliklerle tanınan bir büyücüymüş. Gerda'ya, "Buraya neden geldiğini biliyorum. Arkadaşın Kay'ı arıyorsun. Bakalım bahçedeki karga Kay'ın yerini biliyor mu?" diyerek Gerda'yı arka bahçeye götürmüş. Gerçekten bahçede bir karga dalda bekliyormuş. Kargaya Kay'ın nerede olduğunu sormuşlar. Karga da onlara, "Kay'ın nerede olduğunu ancak ormanda yaşayan küçük kız bilebilir. Biraz daha yürürsen karşına güzel bir kulübe çıkacak. Kızı orada bulabilirsin Gerda." demiş. Gerda yaşlı kadından izin isteyip yoluna devam etmiş. İleride karganın bahsettiği çok güzel bir kulübe görmüş. Kulübenin kapısı açılmış, içeriden kara karganın bahsettiği küçük kız çıkmış. Gerda'ya, "Ben de senin gelmeni bekliyordum." diyerek Gerda'nın kulübenin yanındaki samanlığa götürmüş. İçeride geyikler, güvercinler varmış. Güvercinler birden ötmeye başlamışlar. Küçük kız güvercinlerin dilinden anlıyormuş. Küçük kız Gerda'ya, "Güvercinler Kay'ı Karlar Kraliçesi'nin kaçırdığını, onu şatosunda hapsettiğini, oraya nasıl gideceklerini geyiklerin bildiğini söylüyorlar." demiş. Küçük kız ve Gerda geyikleri kızağa bağlamışlar. Yola çıkmak için hazırlık yapmaya başlamışlar. Gerda küçük kıza kendisine yardımcı olduğu için teşekkür etmiş. Vedalaşmışlar ve Gerda geyiklerin çektiği kızakla yola çıkmış. Gerda günlerce yol gitmiş. Dünyanın en kuzey ucuna, bembeyaz kar örtüsünden başka hiçbir şeyin görünmediği yerlere varmış. Burada lapa lapa kar yağıyormuş. Geyikler biraz daha gittikten sonra bembeyaz bir şatonun kapısının önünde durmuşlar. Gerda Karlar Kraliçesi'nin şatosuna geldiklerini anlamış. Şatodan içeriye girmiş. Şatonun içi de dışı da bembeyazmış. Gerda şatonun içinde yürümeye başlamış. Bir yandan da Kay'a sesleniyormuş. Ama sanki şatoda kendi sesinin yankısından başka hiçbir ses yokmuş. Gerda biraz ileride buzdan bir kapı görmüş.
Kapıyı açıp içeriye bakınca odanın ortasında Kay'ı donmuş bir şekilde bulmuş. Kay sanki buzdan bir heykelcik gibiymiş. Gerda Kay'ı öyle görünce ağlamaya başlamış. O kadar çok ağlamış ki gözünden akan yaşlar yere dökülmeye başlamış. Ve birden Gerda'nın gözlerinden akan yaşlarla dondurulmuş Kay'ın buzları erimeye başlamış. Üzerini kaplayan buzların erimesiyle Kay kendisine gelip konuşmaya başlamış. Gerda, seni gördüğüme çok sevindim demiş. Gerda da Kay'ı tekrar eskisi gibi gördüğüne çok sevindiğini söylemiş. Kay, Karlar Kraliçesi'nin şatodan ayrıldığını fakat her an geri gelebileceğini söylemiş. Hemen şatodan çıkıp geyiklerin çektiği kızağa binmişler. Bu uzak diyardan ayrılıp evlerine geri dönmüşler. Yaşadıkları bu macerayı ikisi de unutamamış ve bir daha evlerinden fazla uzaklaşmamışlar. Gökten üç elma düşmüş, biri masalın yazarının başına, biri okuyanın ve biri de masalı da dinleyen güzel çocuğun başına.